Marmara Denizi'nin altında bir sürü fay hattı var. Evet, zaten İstanbul depremi de bekleniyor ya hocam. Allah korusun. Aynen, evet hocam. Fay hatları sizce insanın hayrına mı yoksa zararına mı? İkisinden birisi yararına da diyebilirim yani zararına diyemem. Ama ne için yararına olduğunu biliyor muyuz? Hayır. Aslında yararına, Neden? zararına olması bizimle alakalı bir şey. Yani Yine cevap bu değil. Çocuk doğurdunuz mu? evet, sezaryenle. Herhangi bir anne, bir kadın, 9 aylık hamile. Bebeğinin artık doğması gerekiyor. Ama anne rahmi eğer kasılıp gevşemezse, rahim kasılmazsa, gevşemezse, bebek rahim ağzından çıkabilir mi? Çıkamıyor hocam. Sancıya ihtiyacı var. Yani evet, o sancı rahmi kasılıp gevşetmeli ki bebek rahim ağzından çıksın. Evet. Kasılıp gevşemezse bebek çıkamaz. Anne rahminde kalır. Olmaz. Ve sonra çürür. Bebek de ölür, anne de ölür. Bebek doğamaz. Peki arkadaşlar, biz ne dedik? Marmara Denizi annemizin rahmi demedik mi? Evet. Marmara Denizi'nin altında fay hatları ne işe yararmış? Sence? Sancı ve kasılıp gevşeme hareketi. Rahimde bir sürü kas var. O kaslar rahmi kasıp gevşetir. Marmara Denizi'nde de kas olması lazım. Marmara Denizi'nin kasları neymiş? Fay hatları. Burada hocam Dur. beynim yandı bir Peki saniye. şimdi bir kez daha anlatayım tam anlaşılması için. Evet lütfen. Marmara Denizi rahim demek. Rahimde kas var mı yok mu? Var. Marmara Denizi'nde de kas olması lazım. Marmara Denizi'nin kasları fay Fay hatları. hatları. Eğer Marmara Denizi'ndeki fay hatları olmasaydı Doğum olmaz. rahimler kasılıp gevşemezdi, bebekler anne rahminde kalırdı. Evet, anneler hamile kalırdı ama o bebekler dışarı çıkamazdı. Düşünün, dünyadaki bütün kadınlar hamileler 9 aylık ama bebek çıkmıyor. İnsan nesli 100-200 yıl sonra biter hiçbir bebek doğmayınca. Hayvanların da rahmi Marmara. O zaman hamile kalan hayvanlar, mesela inekler, koyunlar, onlar da yavrularını doğuramazlardı. Marmara Denizi'nin tabanındaki fay hatları rahmin kasları. Eğer bugün birisi çıksa dese ki ben Marmara Deniz tabanındaki fay hatlarını ortadan kaldırabilirim ve bunu gerçekten teknolojik olarak başarsak da bu insanlığın hayrına değil zararına olur. Anneler bebeklerini doğuramazlar. Bilge Hanım, konuştuklarımızı duydunuz mu? Duymadım. Lütfen gözünüzün önüne görüntüler gelsin. Söyleyeyim. Marmara Denizi yerde. Gözümü kapattığım an yine. Evet. Öyle denizi görüyorum. Gemiler yüzüyor. Marmara Deniz tabanına bakın. Fay hatlarını görüyor musunuz denizin altında, deprem faylarını? Evet. Lütfen şöyle yapın. O fay hatlarının hepsini iptal edin. Daha doğrusu fay hatları yok olsun. Öyle bir şey olmaz yani. Olmaz ama siz yine de görün. Evet. Faylar yok olmuş. Faylar eğer yok olursa sanki oradaki su bile kurur. Siz fay hatlarının yok olduğunu bir görün. Fay hatları Tamam, ortadan yok kaldır. oldu. Yok oldu. Hamile bir kadın görün. 9 aylık hamile. Bebeğinin doğumu yakın. Hatta şimdi doğması gerekiyor. Marmara Deniz tabanındaki fay hatları yok oldu. Hareket ettiremiyor bebeği. Ne demek hareket Çünkü ettiremiyor? hava almıyor. Yani alttaki o çatlaklar olmadığı için. Yani nasıl diyeyim? Böyle denizde hareketlenme olmuyor. O şeyler girip çıkmadığı için çatlaklar birbirine. Her şeyi bize anlatın. Yani havuza döndü Marmara. Denize olmaktan çıktı. Bildiğin el yapımı bir havuza döndü. Tamam. Ve bir de Hiçbir şuna bakın. şekilde suda şey yok yani. Dalgalanma olmadığı için hareketlenme yok. Bir de orada
hamile bir kadın görün, bebeğini doğurmak üzere zamanı gelmiş Evet. ama Marmara Denizi'nin Evet. tabanında çatlak yok. O kadın Evet. bebeğini doğurabiliyor mu? Doğuramaz. Neden kadın doğuramıyor? Hareket ettiremiyor çünkü. Yani Yani sadece bebek kendi başına, evet, bebek hareket etse bile onu dışarıya itekleyecek güç yok. Yani bu çünkü ikisinin birlikte başardığı bir şey. yani kas Hem onu deniz itekleyecek, içindeki yer, hem de kendisi yüzecek ki bir anda ha. çıkabilsin bu Yani şekilde. hamile bir anne görüyorsunuz bebeği karnında ama rahmi kasılıp gevşemediği için bebek dışarı çıkamıyor. Evet hocam, aynen. Yani boşa İşte kürek sallıyor ha. çocuk. Peki lütfen şunu istiyorum. Marmara Denizi'nin tabanına şimdi hani fay hatlarını iptal etmiştik ya, fay hatlarını yeniden görün. Eski fay hatlarını yeniden görün. Görüyorum. Şimdi fay hatları oluştu. Hamile anne bebeğini doğurabiliyor mu, doğuramıyor mu? Doğurabiliyor. Ha. Çünkü hareket etmeye başladı benim. O zaman Marmara Denizi'nin altındaki fay hatları rahimdeki kaslara denk geliyor, doğru mu? Evet, tabii ki doğru. Gözünüzü açınız. Kulaklığı siz çıkarmışken biz şunu konuştuk. Marmara Denizi'nin altında bir sürü deprem fayları var. Öyle değil mi Bilge Hanım? Evet. Ha, bu fay hatları insanlık için hayırlı mı, hayırsız mı diye sordum ben arkadaşlara. Ne işe yarıyormuş Marmara'daki fay hatları? Anne rahmindeki kaslarmış Marmara Denizi'nin altındaki fay hatları. Eğer Marmara Denizi'nin tabanındaki fay hatları iptal edilirse anne rahimlerindeki kaslar da iptal olur. O zaman da 9 ayını dolduran bebek dışarı çıkmak isterse rahmi kasıp gevşetecek kaslar yok. Bebek çıkamaz. Bebekler çıkamayınca da anne rahminde ölürler. Dünyada insan nesli 100-150 sene sonra yok olur. İşte değerli dostlarımız, biz bilinçaltı dilini bilmezsek neyin insanlık için hayırlı neyin hayırsız olduğunu bilmeyiz. Ve Marmara Deniz tabanındaki fay hatlarının yok olması için belki pek çok kişi dua ediyor. Marmara Denizi'nin fay hatları yok olursa insanlık da yok olur. Sadece insanlar değil, hamile hayvanlar bebeklerini doğuramazlar. Neden Rahim kasılıp gevşemiyor. Hayvanların da rahmi Marmara Denizi, insanların da rahmi Marmara Denizi. Marmara Denizi'nin altındaki fay hatları rahimdeki kaslar. Siz demin bütün an... bunlardan, özür dilerim, bütün bunlardan yola çıkarsak İstanbul bu yüzden mi çok değerli? Tüm dünyanın göz önünde. Sadece İstanbul değil, Marmara Denizi. Sadece Marmara Yani Denizi... Marmara Denizi'nin olduğu bölge işte. Hayır, sadece Marmara Denizi değerli değil ki. Marmara Denizi rahimdi. Kadın yani anne, Anadolu. Anadolu'nun tamamı önemli. Evet. Bir de sadece Anadolu da tek başına işe yaramaz. Bir kadın tek kocası olmadan hiçbir, yani bir kadın erkek olmadan doğuramaz ki. Girit Adası da çok önemli. Marmara Denizi kadın rahmiydi, zaten bunu biliyorduk. Peki siz kadınların rahminde kaslar yok mu? Rahim kaslardan oluşuyor, değil mi? Tabii ki. Bebek doğacağı zaman o kas kasılıp gevşer ki bebek çıksın. Evet. Marmara O madem yoğun ki sancı yapar. Marmara madem ki rahim, Marmara Denizi'nin de kaslara ihtiyacı var. Marmara'nın kasları fay hatları, o faylar kaslar. Şimdi bunu bütün jeologlar, yer bilimciler, deprem bilimciler, coğrafyacılar ve dünyadaki herkes bilse dünyada neler neler değişir. Ve maalesef ki bir tane deprem bilimci bunun farkında bile değil. Bizim eğitimimizi almamış olan bir tek Allah kulu bunu bilmiyor. Hocam benim beynim yandı. Bugüne kadar size anlattığım bu bilgileri hiçbir kitapta okudunuz mu? Hiçbir gazete yazdı mı? Hiçbir dergi, hiçbir televizyon, hiçbir Hayır. bilgisayar, hiçbir Allah kulu bilmiyor. O zaman bu kadar profesöre, bu kadar üniversiteye. İşte ben de ona geleceğim. Yani
Yani niye hiçbirisi bunu bilmiyor? Niye? 24 saat bu alanla ilgileniyorum. Hem de 30 yıldır. Ve 1050 tane eğitim verdim. Bilgi sahibi olmak için gece gündüz nefes alıp vermek gibi bu alanda çalışma gerekiyormuş. Ve kanallığı ne olduğunu bilmek lazımmış ve kanallardan bilgi almak lazımmış.